ekonomik krizin çözümünü Avrupa'da arıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Türkiye'yi program olduğunu söyleyen uzmanlar Avrupa Birliği'ne girmenin de bunun bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. bu tür programlar paket programlardır. Sıcak para için batıya yönelen hükümet Türkiye'nin yıllarca oyaladığı Avrupa Birliği kapısına tekrar yöneldi. Şimşek faizleri bir yere getirdi ama şimşeğin faizleri bir yere getirmesi sonuç getirmiyor. Bekledikleri döviz girişini ne? ...sağlamadılar hala. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'ten... ...Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde... ...yeniden bağlamak istiyoruz açıklaması geldi. Batılı kaynaklar şunu bekliyorlar... ...programın tam olarak uygulanmasını... ...bu programın tam olarak uygulanmasındaki... ...maddelerden bir tanesi... Avrupa Birliği'ne girme hazırlıklarıdır. Avrupa Birliği Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumu hakkındaki son raporu ilişkin İngilizce açıklama yapan Şimşek 5 maddeyle de çağrı yaptı. Ekonomi, enerji ve ulaştırma konularında AB Türkiye yüksek düzeyli diyaloglarının yeniden başlatılması, ortaklık konseyi ve bakanlar düzeyinde yüksek düzeyde siyasi diyalog toplantılarının yeniden başlaması, Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin taslak müzakere çerçevesine ilişkin tartışmaların yeniden canlandırılması, Avrupa Yatırım Bankası'nı Türkiye'deki tüm sektörlerdeki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet etmek, Avrupa Birliği'ndeki Türk iş insanları, öğrenciler, Türk vatandaşları ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının hafifletilmesi Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yeniden sağlam bir şekilde bağlamak istiyoruz. Zaten Avrupa Birliği'ne girme hazırlıkları dediğimiz zaman programın tüm diğer maddelerini de sırasıyla yerine getirmeniz gerekecektir. Nedir bu PKK açılımı, FETÖ'yü hapishanelerden çıkarma, ordu içindeki eski görevlerine de devlet içinde, yargıdaki, emniyetteki eski görevlerine getirmek, tüm bunları yerine getirmeniz gerekecektir. Avrupa Birliği için yapılan bu çağrıya Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu artık politikaların Türkiye'de uygulanamayacağını vurguladı. Liberallerin ağzından düşmeyen yapısal reformlar da yavaş yavaş yerine getirilmeye başlanacaktır. Sonuçta Mehmet Şimşek bu dileğini telaffuz etmektedir. Ancak şunu e, bilsinler ki gerek e, Sayın Cumhurbaşkanı gerek Sayın Mehmet Şimşek bu programın artık Türkiye'de uygulama şansı kalmamıştır. Top kurulu, çözüm olarak sunulan Avrupa Birliği'nin kendi içinde dağıldığına dikkat çekti. 2024 yılında çok önemli gelişmeler olacak, karşımıza gelecek gelişmelerden bir tanesi de Avrupa Birliği'ndeki dağılma sürecinin kızlar nasıl olacaktı? Siz onlar dağılırken oraya girmeye çabalamanızın bir gerekçesi olabilir mi? Gerçeklik değil bunlar artık. AK Parti de bunu görecektir. Türkiye de bunu görecektir. Hep hep birlikte bunu yaşayacağız. Mehmet Şimşek boşa terse kürek çekmektedir. Bakın akıntının karşısına kürek çekmektedir Mehmet Şimşek. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.